Hani böyle bazen derler ya bu açıklamanın zamanlaması manidar oldu diye. Bugün ben de öyle zamanlaması manidar bir video yapacağım ve stop loss yani zarar kes stratejileri üzerine konuşacağım. Neden zamanlama manidar? Malum Rusya karıştı. Pazartesi muhtemelen kırmızı açacağız. Tabi yorumlamaya çalışacağız neler olup bittiğini. Çünkü bir yandan Wall Street bunu Rusya-Ukrayna savaşı bitiyor diye de yorumlayabilir. Çünkü Wagner'in cepheden çekilmesi, Rusların birbirine girmesi elbette Ukrayna'ya olan basınçlarını azaltacaktır. Bu da Ukrayna'nın elini açabilir. Öte yandan tabi şöyle değerlendirebilir. Rusya gibi dev bir güç. Dünyanın en büyük emtia üreticilerinden petrol oradan çıkıyor, altın oradan çıkıyor. Kömür, buğday, her konu da zengin bir ülkenin böyle bir iç karışıklığı, bir de nükleer silahlar var bir yerlerde. Bundan piyasada korkabilir. Ben açıkçası bu ikinci senaryonun daha geçerli olduğunu düşünüyorum. Ve pazartesi biraz zararlı açacağız gibi. Öte yandan bu hafta zaten böyle dalgalı gitti. Bir gittik geldik gittik geldik. Bir haftanın toplamında eksideyiz gibi gözüküyor. Böyle durumlarda zarar kes stratejileri çok önemli. Yani portföyümüzü korumanın yollarından bir tanesi. Tek yol bu değil bir de hedge'ler var onları ayrı videoda ele alacağız. Neyse ki zamanlama manidar demeden önce beni uzun zamandır takip edenler biliyorlar bu videoyu yapacağımı daha evvel duyurmuştum. Ve zarar kesi nasıl kullandığımızı öğrenmemiz çok kritiktir demiştim. Hazırsanız kendi zarar kesi stratejilerimi anlatmaya başlıyorum. Nasdaq hisse senetlerinde. Öncelikle şunu söylemekte fayda var. nazak yatırımcılığı biraz daha yüksek riskli bir yatırım. Çünkü biz büyüme şirketlerine yatırım yapıyoruz. Palantir gibi henüz yeni yeni kar etmeye başlayan Rivian gibi hiç kar etmemiş veya Tesla gibi oldukça karlı pozitif nakit akışta olan ama değerlemesi biraz fazla yüksek gözüken şirketlere. Bu tip şirketlerde piyasa dalgalanmalara daha sert tepki veriyorlar. Cuma günü Nasdaq endeksi %1.20 düşerken Tesla %3.5 civarında düşebiliyor. Bundan dolayı bizler için stop loss daha da önemli diğer pek çok yatırım alanından. Peki nedir bu işin ideali? Maalesef tek bir ideali yok. Sadece benim izlediğim stratejileri paylaşacağım sizle. Ben stop loss stratejimi belirlerken o hisse senediyle ilgili beklentimi ve o sıralar piyasada neler hissettiğimi bir arada kombine etmeye çalışıyorum. Mesela Tesla gibi, Palantir gibi çok uzun vadede gördüğüm ve şu anda bulundukları değerlerden çok daha yukarı gideceklerine inandığım, düzenli olarak toplamaya devam ettiğim hisse senetlerinde stop loss'umu oldukça geniş tutuyorum. Yani mevcut fiyatın %15 kadar altlarına, hatta Tesla örneğinde %25 kadar altına kadar stop loss işletmiyorum. Neden böyle? Çünkü bu şirketlerin uzun vadede gideceği yeri çok değerli görüyorum ve bu kısa vade dalgalanmalarda çok olumsuz etkilenmek istemiyorum. Ayrıca bu iki şirket örneğinde de hem Tesla'da hem Palantir'de hareket mumları çok yüksek olabiliyor. Yani aşağı yönde veya yukarı yönde çok sert hareket edebiliyorlar. Eğer stop loss'u bu çok yakına koyarsam mesela %5'e hisse %6'ya %7'ye bir iğne atıyor geri geliyor benim stop loss çalışıyor hisse elden gidiyor sonra yerine de koyamıyoruz. Bu hisselerin ama unutmayın önemli özelliği çok uzun vadede yatırım olarak görüyor olmam ve düzenli alıyor olmam. Bu kategoride o yüzden stop loss'larımı geniş tutuyorum. %15, %20 hatta test örneğinde olduğu gibi %25'e kadar stop loss yaptıklarım var. İkinci kategoride mesela bu hafta paylaştığım PayPal yatırımı gibi yatırımlarım var. Aynı şey daha evvel paylaştığım Meta için de geçerli. Bu ikisinde de şirketlere bayılmıyorum. Bu şirketlerin uzun vadede çok büyüyeceklerini düşünmüyorum. Ama Meta için geçen sene yapmıştım yatırımı. Fiyatı 300 dolardan 100 dolara hızlı inmişti ve şirketin nakit akışına, karlarına baktığımda o fiyatın çok ucuz olduğunu görmüştüm. Ve bunun geriye doğru geleceğini düşündüm ve yatırım yaptım. Nitekim bugünlerde 280 dolara kadar geldi. Bu hisse özel bir fiyat hedefim var. O hedefe gelince de satacağım. Uzun vadeli bir yatırım senesi değil. Gerçi Türk yatırımcısı uzun sayılır yine 6 aylı 1 yıl arası ama benim için kısa vade. Ve bu hisse de sadece yukarıya doğru dönüşünden kar almayı hedeflediğim için stop loss'umu biraz daha sıkı tutuyorum. Hem PayPal'da hem Meta'da beklentim yukarı doğru belli bir hedef var. O hedefi tuttuğunca zaten satarım. E ben buna kar etmek için girdim. Uzun vadeli bir yatırımcısı da değilim. Kısa vadede olacaklara bakarım. O yüzden stop losslarımı bu tip hisselerde %5, %10'larda tutuyorum. Neden? Çünkü aşağı doğru hiç etkilenmek istemiyorum. Uzun vadeli bir hayalim yok. Madem kar edemedim çıksın gitsin paramız elimizde kalsın. Üçüncü tip stop lossum da kısa vadeli trade'ler. Bunu çok nadir yapıyorum. Bazen gün içinde bile ufak tefek bir şeyler deniyorum. Genelde peki gitmiyor bu arada. Veya da 2-3 aylık trade'ler yapıyorum. Veya önümüzde önemli bir olay var. Mesela bir şirket planço açıklayacak veya Fed açıklaması gelecek. Bununla ilgili pozisyon almışım. İster long tarafta ister short tarafta. Bu tip pozisyonlarda sadece kısa vadeli bir kâra odaklandığım için zarar kesimi iyice yakın tutuyorum. %2, %3 yani %5'e asla geçmiyorum. Çünkü burada kısa vadeli bir trade niyetim var. Elime yüzüme bulaşsın istemiyorum elbette. Eğer yukarı giderse harika, aşağı giderse stop loss olalım çıkalım. Mesela yakın zamanda Amerika'da batan bazı bankalarda böyle stop losslarım oldu. Twitter'da da canlı paylaştım. İşte şirketin bilançosu kötü geliyor veya kötü bir açıklama var. Çok düşüyor aşağı doğru değer. Belki buradan bounce eder diyorum. Bir iddiaya giriyorum ama... %2'lerde, üçlerde en fazla stop loss'u tutuyorum. Zaten bu tip iddialardaki koyduğum rakamda genelde oldukça küçük oluyor. Bütün bunların yanı sıra tabii genel ekonomideki gidişat veya o yatırım yaptığım şirketle ilgili yakın haberler de benim stop loss seviyelerimi etkileyebiliyor. Örneğin Rusya'daki bu iç karışıklık varken pazartesi günü stop loss'ları biraz sıkılaştırmak iyi olabilir. Çünkü borsa böyle durumlarda ilk başta kararsız davranıyor, sonra paniğe kapılabiliyor, çok sert aşağıya gidebiliyor. Böyle günlere girerken stop loss'ları biraz güncellemek, yukarı doğru çekmek makul olabilir veya şirketle ilgili bir haber bekliyorumdur. Şirketteki bir takım olumsuz gelişmelerden korkuyorumdur. Mesela şu anda biliyorum ki Elon Musk, Mark Zuckerberg Meta'nın kurucusuyla kafes dövüşü yapacak. Bayağı da ciddiler. E bundan korkacaktır borsa çünkü ya Elon Musk o kavga sırasında kafasını bir yere çarparsa umarım girmez böyle bir zırvalığa ama iş ciddileşmişe benziyor. Böyle durumlarda işte stop loss'u biraz daha sıkılaştırmakta fayda var. Stop loss'larınızı yönetmek kesinlikle sizin yatırımcılık tecrübenizin önemli unsurlarından bir tanesi. Çünkü aşağıya doğru sert düşüşleri yukarıya doğru telafi etmek aylar yıllar alabiliyor. Bundan etkilenmeye hiç gerek yok. Mesela geçen sene Tesla saçma sapan gelişmelerden dolayı 300 dolardan 100 dolara doğru hareket ederken benim stop losslarım ancak %50-%60'larda devreye girdi. Çünkü %50 gibi aşırı geniş bir aralıkta bakmıştım stop lossa. O tip hataları artık düşmek istemiyorum. En inandığım hissede bile eğer hisse %25'ten fazla aşağı gidiyorsa onu da bir süre vedalaşmakta fayda var diye düşünüyorum. Siz de mutlaka stop losslarınızı yönetmelisiniz çünkü gidenin geri getirmek çok zor. Örneğin bir hissede bir varlıkta %95 zarar ederseniz o hissenin o varlığın 20 kat tekrar bounce etmesi gerekiyor. Tesla yılbaşından beri muhteşem bir yükseliş çizdi ama hala işte 250-260 dolarlardayız ve o 270'e doğru bir yük ile onu biraz da geriye düştü şimdi. Hala zararda olurduk yani o yüzden stop loss çok çok değerli. Yatırımcılıkta esas konu az kaybetmek, çok kazanmak kayıpları düşükte tutarsak bir gün yine çok kazanma şansı çıkabiliyor karşımıza. Stop loss stratejimle ilgili son söylemek istediğim şey de yatırım yaptığım varlığın fiyatı yukarı doğru gittikçe stop loss'u da yukarıya doğru düzenli olarak taşıyorum ve bu konuda kararlı davranıyorum artık. Yani o stop loss'a girerse o hisseyle o varlıkla bir süre vedalaşıyorum. Ay stop girdi hemen tekrar gireyim bak yükseliyor yapmıyorum. Madem o stop koymuşum zamanında bu bir strateji onu beklemem gerekir diye düşünüyorum. Artı stop loss'larımı hisse aşağı doğru hareket ederken aşağıya doğru düşürmüyorum. Yani kararlı davranıyorum. Ne yapalım ben bu stop loss'u zamanında koydum. Eğer bu aralıkta bir kayıp varsa ben buna razıyım. Geri gelirse de gelir ama ben paramı korumuş olurum başka varlık mı kalmadı yatırım yapacak diyorum. Özetlemek gerekirse stop loss çok önemli, mutlaka yapmanız lazım. Para kaybetmeyi istemiyoruz. O hisse senediyle olan ilişkinize yani vadenize, inancınıza göre stop loss aralıklarını genişletebilir veya daraltabilirsiniz ve öte yandan da genel ekonomik koşullar veya o şirketi ilgilendiren bazı konular yine stop loss aralıklarınızı küçültmenize ve büyütmenize neden olabilir. Son bir notum şu olacak. Yatırım yaptığınız varlığın geçmişini biraz incelemenizi tavsiye ederim. Eğer o varlıkta çok volatilite olabiliyorsa, yani şirketin değeri bir anda %10 düşüp %10 hızlı geri gelebiliyorsa ki böyle hisseler var, bu durumlarda da yine opsiyonu azıcık geniş tutmakta fayda vardır. Çünkü pazar yapıcılar bu short lossları patlatmak konusunda her zaman oradalar ve ortalama da mesela %5'lik bir stop loss varsa %5.5'a iğneyi batırıp ondan sonra geri getirebilirler. Bu nedenle yatırım yaptığınız hisse senedinin ne kadar volatil olduğunu incelemenizde de büyük fayda var. Evet, bugünlük bu kadar. Heyecanlı bir hafta sonu. İnşallah bu savaşlar, iç savaşlar hepsi biter. Huzur dolu bir dünyaya döneriz. Neler olacak etkileri çok karmaşık. Altın belki pazartesi günü biraz kıpırdayabilir. Çünkü ben hep ne diyorum? Altının yükseldiği tek ortam karmaşa ortamları altın yatırımcıları sevindirecek bir karmaşa ortamındayız. Ama ben böyle ortamlara hiçbir zaman sevinmiyorum. Çünkü orada yine insanların ölme tehlikesi var. İşte Allah bir an önce biter. Gönlümden geçen Rusya'da tabii ki iç savaş çıkmasın ama diktatörel yapı bir değişsin. Onun yerine daha demokratik bir yönetim gelsin. Biliyorum hayal kuruyorum Rusya'da buna hiç zaman olmamış. Öte yandan bir de tabii Ukrayna üzerindeki baskı biraz azalsın. Şu savaşın bittiğine dair işaretleri alıyor olalım. Göreceğiz. Heyecanlı bir hafta sonu. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.